Kağıthane Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu İstanbul Kağıthane'de gerçekleştirildi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Diş Teknisyenleri ve Esnaf Odası Başkanı Muharrem Değerli, Berberler Odası Başkanı Mehmet İhsan Mutlu, Kartal Şoförler Odası Başkanı Fikret Çelik, Kağıthane Sivaslılar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Baykal, Kağıthane Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Kemal Sarı ve üyeler katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda divan başkanlığına Faik Yılmaz seçildi. Çoğunluğun sağlandığı genel kurulda mevcut başkan Ömer Osmanoğlu güven tazeledi. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Esnaflarımıza hayırlı bir seçim olmasını diliyoruz. Kağıthane esnaf odalarımız sürekli milletin içinde, esnaflarımızın yanında. Belediye olarak da biz de esnaflarımıza gerektiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Sağdayız, birlikteyiz. Sorunları varsa birlikte çözmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar Ömer Bey çalışmalarını yaptı, hamdolsun. Bundan sonraki süreçte de yeni seçecek başkanımıza şimdi hayırlı olsun diyoruz. Kağıthane esnaf odalarında 3 tane başkan adayımız var. Bugün 5'e kadar oy kullanma işlemleri var. Buradan bizi izleyenleri, tüm esnaflarımıza oy kullanmaya davet ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm esnaflarımıza yanında olmaya devam edeceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Kağıthane olarak hemşehrilerimizle beraber yol yürümeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde karla mücadele çalışmalarında sürekli Kağıthane yanındaydık ve az önce de görüştük. Yani Kağıthane bu noktada tüm ekip arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ara sokaklara kadar tek tek ekiplerimiz merdivenlere kadar temizleme işlemlerini yapmış oldu. Yeter ki milletimiz bu soğuk havalarda, karlı havalarda gerekli şekilde tedbirleri alarak tehlikeleri önceden önlemiş olduk. Aynı zamanda caddelerimiz, sokaklarımız sürekli açtık bu dönem içerisinde. Bir de o geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağdığı dönemde de yolda kalan hemşehrilerimizle yanında olduk. Otellerde aradık onları, hemşehrilerimizin bölümünü ve onlara ikramlarda da bulunduk açıkçası. Kağıthane'de birlik beraberlik içerisinde çalışmamızı devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte 2023'e giderken de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olarak da çalışmamızı devam edeceğiz diyor. Size teşekkür ediyorum. Ya esas mesele millete hizmet etmek, vatandaşımızın yanında olmak. Hemşehrilerimiz şunu ister. Zor zamanlarında, iyi zamanlarında seçtiği belediye başkanı yanında olmasını ister. Eğer siz milletin zor zamanında yanında olmazsanız bunu bir kenara not eder. Bununla ilgili de gerek seçimlerde gerekse farklı mecralarda bunları dile getirir. Çünkü bulunduğumuz konumlar milletimiz hizmet etme konumları. Bizim hiçbir şekilde bahane üretmeden, hiçbir şekilde vatandaşımıza farklı engeller olduğunu öne sürmeden milletimiz yanında olmamız lazım. Elimizden gelen desteği vermemiz lazım ve milletimizle de her şeyi paylaşmamız lazım. Şeffaf olmamız lazım. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben öncelikle konuşmamda da burada söyledim, başkanım geç geldi. Her zaman esnafımız yanında olan, hiçbir zaman esnaftan desteğini esirgemeyen ve böyle güzel salonlarda bütün buradaki odalarımızın hepsine ayrı ayrı salonları vererek güzel ortamlarda kongremizi yapmamızı sağlayan başkanımıza konuşmamda küstün teşekkür ettim. Yine burada sizden razı bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başkanımız gerçekten Kağıthane'de kendi hizmetleri anlattı. Özellikle de bu son karda büyükşehir şunları bunları filan da gördük. Yani Kağıthane'miz, ben o gece saat 11.30'da Yahya Kemal'den yukarı Çeliktepe'ye gittim. Arabam hiç de durmadı. Direkt gittim. Birisi duzluyordu, birisi sıyırıyordu filan. Eve gittik. Seçimimizde esnaf sanatkarımıza hayırlı olsun. Biz 2010 yılından beri bu işi yapıyoruz. Bugün de karnımızı alacağız. İnşallah hayırlısı olur diyorum ben. Başkanıma da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani biz sahada baktığımız zaman, salonun intizamına baktığımız zaman sonuçlar 5'te belli olacaktır. Evet. Bugüne kadar 2 dönemdir Kağıthane Esnaf Odaları Başkanlığı'nı yapıyor Ömer Bey. Bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyoruz. Biz belediye olarak da her zaman vatandaşımızın, esnafımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Her bir çalışmada beraber istişare ederek de karar almış oluyoruz. O zaman Ömer Bey'e de bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.